Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün de sizlerle bu görmüş olduğunuz harika modelin anlatımını yapacağım inşallah yeleğimizi baştan sona beraberce başlayıp bitireceğiz yeleğimizi ben 44 beden başladım 44 bedene uyumlu yeleğim 44 beden başladım e, modelimizin alt kısmına 43 sıra 42 sıra lastik uyguladım. Üstüne ise 16 sıra su taşı modelinden koydum. Modelimizi bu şekilde koltuk kısmına kadar ördüm. Koltuk kısmına birkaç sıra daha örmek istiyorum. Birkaç sıra daha öreceğim. Koltuk kısmında beraber sizlerle beraber koltuk kesimini ve yaka kesimini sizlerle beraber aynı şekilde yapıp yeleğimizi baştan sona beraberce yapacağız inşallah. Bugün sizlerle işte bu alt kısmını başlayacağız. Yeleğimizin yeleğimizi ben Alize Angora Gold ipiyle örüyorum. renk nom ise 601. Yeleğimizi 2 numara tığ ile öreceğim. Benim tığım çok eski olduğu için numarası silinmiş. 2 numara tığ ile örerseniz gayet muntazam ve güzel olur. Yeleğimizi hemen başlayalım. Baştan sona anlatımını yapacağım inşallah yeleğimizin. En sonda ise birleştirme ve kenar oyasıyla yapıp yeleğimizi bitireceğiz. Hemen ben yeleğimizin nasıl yaptığımızı başlamasına hemen başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tığımıza şöyle 3 adet zincir atıp şu başlama kısmını beraberce yapalım. Buraya zincir çekip de 7 sıra trabzan var burada. 7 sıra trabzana zincir çekip de yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Ben biraz değişik bir şekilde burasının şeyini çalışıyorum. Zincir çekip de yapabilirsiniz dedim. Zincir çekerseniz eğer. Çok e, burası şey durmasın, e, büzmesin, böyle toplamasın diye zincirleri biraz genişçe şöyle genişçe çekin, geniş geniş yapın. 3 adet zincir çektim ben. Havalardan dolayı kameram netlemiyor. Şöyle yakınlaştırıp başlayalım ya da şunu kaldıralım. O da ondan odaklamıyor olabilir. Evet şu şekilde 3 adet zinciri çektim. Bir tane trabzan yaptık oraya. Tekrar tığımı doladım. Evet tekrar tığımı doladım. Şu alt kısmındaki şuradaki boşluğa şöyle Şöyle batıp tekrar 1, 2, 3 seferde burayı bu şekilde başlayalım. Evet şimdi netledi. 3 seferde çekelim. Tekrar tığımızı dolayalım. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3. 3 defada trabzanı çekelim. Tekrar dolayalım. 1 2 3 3 defa da çekelim. Buraya 7 adet bu şekilde tırabzanımızı yapalım. 1 2 3 3 defa da şöyle başlayalım. 4 5 6 6 bir tane daha yapalım 7 Evet 7 adet trabzanımızı buraya yaptık alt kısmındaki lastik için 7 adet trabzanımızı yaptık 3 zincir çekelim 1 2 3 3 zincir çekelim geri dönelim üstüne aynı şekilde trabzanlarımızı iki defa da dolayarak trabzanlarımızı 7 adet trabzanımızı buraya yapalım 2 3 4 5 6 ve 7 Dediğim gibi siz zincir çekerek de yapabilirsiniz. 1 2 3 2 3 3 zincir çektik tekrar geri döndük. Bu şekilde alt kısmındaki lastiği bu şekilde yapalım. Bakın bu şekilde alt kısmındaki lastiğimizi trabzanlardan oluşan alt kısmındaki lastiğimizi bu şekilde 42 sıra olana kadar örelim. Bakın bu şekilde 42 sıra örelim. Evet. Evet ben 42 sıra bakın bu şekilde 42 sıra lastiğini alt kısmındaki lastiğini bu şekilde ördüm. Üst kısmına modelimizi hemen başlayalım. 3 adet zincir çekelim. 2, 3. 3 adet zincirimizi çektik. Bir üst sıra için. Bir önceki modelimizde ikili trabzandan ikili trabzan başlayıp bu şekilde yapmıştık. Bu sağ so, sağ taraftaki e, kısım olduğu için bu seferkine yaka kısmından başlayacağız. Yani ikisi sağlı sollu oluyor ya yeleklerimizin. Bunu bu taraftan başlamıştım. Bu tarafkini de sol taraftan Yaka kısmından başlayacağız. Yaka kısmını başlamak için de 7 adet tırabzanımızı şu üst kısmındaki 7 adet tırabzanımızı buraya yapalım. Bir üst sıraya 3 zincir çektik. Bir tane tırabzan yaptık. Buradaki boşluğa. Bir tane daha tırabzan. 2 Bir tane de şu aradaki boşluğa battık. Boşluk kısmı 3 Yanındaki boşluk kısmı 4 5 6 bir tane de şuradaki boşluğa 7 7 adet trabzanımızı şu şekilde oluşturmuş olduk. 2 adet zincir çekelim. 1 2. 2 adet zincir çektik. Burada bir adet bir tane boşluk bırakıp şurada şurada bir tane boşluk bırakıp ikincisine şu şekilde şöyle yuva oluşturalım. V şeklinde yuvalar oluşturalım bu başta ve sonda başlayan kısımlara ikişer zincir orta kısmı iç ise 3 zincir çekiyoruz 2 3 3 zincir çektik tekrar aynı kısma bir kere daha batıp V şeklinde şöyle yuvalar oluşturacağız hanımlar 1 2 3 3 adet zincir çektim tekrar bu taraftaki bir tane boş bıraktık ikinci yuvaya şu şekilde battık. Şimdi hanımlar bir tane boş bırakıp bir tane batarsak bu 42 sıra yaptığımız alt kısmındaki lastik çok büyük olur. O yüzden biz 13 sıra model başlayacağımız 13 sırayı bu 42 sıraya sığdıracağız. Nasıl yapacağız onu? Her bir sıraya batarsak hem büyük olur hem de burası böyle üste doğru açılarak bu altta bir e, toplanma olur. Onun için biz bir, kas, bir tane atlayacağız. 3 zincir çektik. Bakın. Normalde şunun dibine batıyoruz ya. Bu sefer bir ileri şuraya batacağız. Arada bir yani bu şekilde arada bir şöyle bu ilk sıra için şöyle şeylerimizi modellerimizi kuracağız. 3 sıra zincir 3 zincir çekelim. Bir tane boşluk bırakıp ikincisine batalım. Bu şekilde 2 3 13 sıra model kurumu için kurulumu için alt sıraya bu şekilde yuvalar böylece oluşturalım. Burayı kesmek istemiyorum hanımlar. 2 3 beraber yapalım. Çünkü burası biraz sıkıntılı oluyor. Alt sırayı başlamak onun için beraberce başlayalım istedim. Evet ikincisine arada bir böyle yapalım. 2 3 Tekrar bir tane boşluk atlayıp ikinci boşluğa 1 2 3 Alt kısmı toplanmasın diye bu şekilde yapalım. 2 3 Bir tane atlayıp ikincisine şöyle yuvalar oluşturalım. Bakın şu şekilde bir tane aynı yuvaya bir tane boşluk bırakıp batıyoruz. Şu şekilde 13 adet şu yuvalardan yapalım. 2, 3. Evet, aynı yuvaya 1, 2, 3. Bir sonrakine atlayıp bir sonrakine. 2, 3. Bu arada saymayı da ihmal etmeyelim. Belki fazla olur, eksik olur. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 Evet 8 olmuş. 1 2 3 Bir sonraki yuvamıza 1 2 3 Aynı yuvaya 1 2 3 Bir tane atlayacağız. Bir tane boşluk bırakalım. 2 3 Aynı dibine değil de bir sonrakine. 1 2 3 Bir tane atlayalım ikincisine. 2 i̇ki, 3 Aynı dibine şu şekilde yuvalar şöyle oluşturalım. 1 2 3 3 adet zincir çektik. Bir sonrakine 1 2 3 zincir çektik. Yanındakine 1-2-3 Çektik. Bir sonrakine 3 Ve dibine 2-3 2-3 üç. Üç. Aynı şekilde böylece Yuvalarımızı oluşturalım. sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 Şurası 16 bir tane daha yapalım 16 Evet 16 tane trabzanımızı yuvalarımızı oluşturduk şu şekilde 16 sıra yuvamızı oluşturduk kenar kısmına 2 adet zincir çekelim bu başta da 2 adet zincir çekeceğiz bu başta da 2 adet zincirimizi çektik ve şuradaki şuradaki boşluğa 1 2 adet trabzan yapalım bu kenar kısmı olacağı için dikim kısmında hiçbir sıkıntı olmaz hanımlar gayet muntazam güzel bir dikiş olacak bu kenar kısmında bu şekilde siz de yapabilirsiniz 2 3 adet zincir çektik tekrar modelimizin üstüne artık su taşlarımıza başlayacağız 3 adet zincir çektik buradaki bir tane boşluk vardı ona trabzan üzerine battık 1 2 2 adet zincirimizi çektik artık yuvaların üstüne modelimizi başlayabiliriz. İlk yuvanın içine 3 defa trabzan çekip batarak şu şekilde başladık. 3 adet zincir çekelim. 3 Aynı şekilde 2 3 3 adet trabzan yapalım. Şöyle yuvanın içine şu şekilde su taşlarımızı başlayalım. Alttaki 3 adet zincir çektiğimiz boşluğa e, zincir çekmeden şöyle sıkı bir sık iğne gibi batalım ve sabitleyelim tığımızı dolayalım tekrar bir diğerinin içine aynı şekilde 3 adet trabzan yapalım 2 3 3 adet zincir tekrar bu tarafa da 3 adet trabzan 3 bu kadar kolay çok güzel bir model Tekrar aşağıya sabitledik. Zincir çekmeden aşağıya modelimizi sabitledik. Bakın artık modelimiz olmaya başladı. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 1 2 3 zincir 3 trabzan. Bu şekilde modelimizi ilerletip devam edeceğiz. Tekrar 3 zincir bir trabzan çektik. Aşağıya sık iğne ile battık. Ben şu tarafa kadar geleyim sizi sıkmamak için. Bu başa kadar geleyim. Evet hanımlar ben şu sırayı şöyle tamamladım. Bakın çok güzel Muntazam bir şekilde zaten oluyor alt sırayı bu şekilde yaptığımız için üstlük gayet güzel oldu potluk olmadı böyle bir daralma toplanma falan olmadı bakın gayet düzgün oldu şimdi şurası şu son sıramızı 3 adet trabzanımızı şuraya yaptıktan sonra yaka kısmında 2 adet zincir çekmiştik şuraya trabzanımızı bitirdikten sonra modelimizi buraya bir tane sık iğne ile sadece burası için geçerli yaka kısmı için bir tane şöyle sık iğne yapalım tığımıza dolayalım eli çok şey olanlar gevşek olanlar yani böyle gevşek örenler burayı bir adet zincir çekebilir sizin şeyinize kalmış siz bakarsınız zaten ben çekmedim şöyle bir iki üç dört beş altı ve yedi yedi adet trabzanımızı yaka kısmındaki trabzanımızı şu şekilde yapalım tekrar 3 zincir çekelim modelimizin arka kısmı için geri dönelim 7 adet trabzanımızı yaka kısmı boyunca götüreceğiz böyle siz dilerseniz 10 tane de yapabilirsiniz bu trabzanı sizin zevkinize kalmış Evet 7 adet zincirimizi trabzanımızı buraya yaptık 2 4 6 bir tane de şu dip kısmındakine batalım şu şekilde 7 adet trabzanımızı yaptık 1 2 bu başlarda 2 zincir çekiyorduk 2 zincirimizi çektik tekrar aşağıda yaptığımız gibi yuvalarımızı ve yuvalarımızı buraya böylece oluşturalım 3 zincir 2 3 tepesine tekrar 3 zincir aynı Deliye bakın. Yuvalarımızı oluşturalım. 2 3. Bu şekilde modelimizin kurulumunu da yapmış olduk. 1 2 3. Çok kolay bir model zaten. 3. Yeleğimizi dediğim gibi baştan sona yapım aşamalarında ileriki videolarımızda beraberce yapacağız kesmelerini, kol kesmelerini, yaka kesmelerini birleştirmesinin hepsine çekeceğim inşallah sizler için hanımlar. Bu şekilde yeleğimizi istediğiniz renkli örebilirsiniz tabii ki. Sizin zevkinize göre. 1 2 3 3 zincir, bir trabzan. 3 zincir, bir trabzan. Aşağıda aşağı kısmında ise şu yuvalar içine 3 trabzan 3 zincir, 3 trabzan 3 zincir bu şekilde modelimizi yeleğimizi modelimizi kurup yeleğimizi bitireceğiz inşallah Evet çok kolay bir model gerçekten örmesi de çok zevkli. yazlık bir yelek bluz bile yapabilirsiniz yani çok güzel bir model su taşı modeli bu şekilde arka kısmını da şöyle tamamlayalım sayılarını koltuk sayılarını e, kaç iplik ördüğümü e, mezura ile kaç santim olduğunu bir sonraki videomda hanımlar sizlere söyleyeceğim. Evet bu şekilde arka kısmını bitirmiş olduk. Kenardaki iki sıra trabzan bize dikim için kolaylık sağlayacak. Birbirine birleştirdiğin zaman arka kısmında da aynı şekilde olacağı için hiçbir potluk, hiçbir böyle modelin dağılımı olmayacak. Çok güzel bir şekilde birbirine şu şekilde birleştirmiş olacağız en son videolarımızda. Tekrar 2 3 zincir çektik ve modelimizin ön yüzüne. Bakın. Gayet muntazam oldu bu da. Bakın gayet güzel. Bir sıra daha göstereyim. 3 zincir çektik ve trabzana şu şekilde bir tane trabzan yaptık. 2 zincir çektik bu kısımda. Sağ tarafta ve sol tarafta ikişer zincir, orta kısımda ise 3 zincir. 3 tane trabzan yaptık aynı yuvanın içine 3 zincir. 3 tane trabzan. Ve sık iğne yapmadan, zincir çekmeden sık iğne tekniğiyle aşağıdaki zincirin şöyle sabitledik. Tekrar yanındaki yuvaya ilmeğimizi hemen trabzanımızı yaptık. 3 adet trabzan, 3 adet zincir, 3 adet trabzan, 3 adet zincir. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet hanımlar bir sonraki videomuzda yaka kesimi kol kesimine beraberce başlayacağız. Çalışacağız inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı bana destek için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.